Merhaba arkadaşlar, bugün Dijital Biz kanalımızda uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün sizlerle İTÜ'lülere, İTÜ'ye gelmek isteyen ve İTÜ'ye yeni gelen arkadaşlarımıza verecekleri 3 tavsiyeyi soracağız. Buna göre bakalım nasıl tavsiyeler alacağız, ona göre göreceğiz bakalım. İsminiz neydi öncelikle? Ben Gülfem, moleküler biyoloji ve genetik 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, bayağı bir tecrübeniz olmuştur herhalde 3 yılda. Yani karantina süreci birazcık sırpaladı evet, biraz ama. 3 tavsiye değil, 2 tavsiye vereceğim. 1 evet. Kesinlikle hazırlık okumanız lazım çünkü Maçka mükemmel bir yer. 2 çok fazla arkadaş edinmeye bakın yani. Evet, yani. Peki Maçka ile ilgili tavsiyeniz var mı? Beşiktaş'a falan takılsınlar mı? Beşiktaş'a inin, Maçka Parkı'ndan çıkmayın. Hazırlığı olabildiğince eğlenceli geçin. Peki irregular olunur mu? Hayır, olunmaz. Bir yıl boyunca okuyup dinleneceksiniz ve sadece gezeceksiniz. Bir yıl hazırlık mükemmel bir şey. Anladım. Peki düşük kurla mı başlamadı, yüksek kurla mı başlamadı? Düşük kurla. Ben düşük B1'dim. Kurla. A1 başladım sırf dinlenmek için. Anladım. O yüzden işe yaradı yani. Öncelikle sizi tanıyalım, isimleriniz. Yasin ben, geometrik okuyorum. 3. sınıftım. 4'e geçtim şimdi. Anladım. Sen? Ben de İrem, geometrik 3'e geçtim ben de. Anladım. Ben de Onat, geometrik 3. sınıf. Anladım. Herkes geometrikçi. Anladım. Okay, tamamdır o zaman. İTÜ'ye yeni gelecek arkadaşlarımıza 3 tavsiyeniz verseniz ne olurdu? Sosyal çevre diyeceğim ben. Şöyle göründüğü gibi. Türkiye'ye göre çok rahat. Ben... Bittin mi? Ben hazırlıkta... Delice eğlensinler diyorum. Bir daha o kadar vakitler olmayabilir. Ben de gözetime düşmesinler diyorum. Gözetim listesi mi? Aynen. Gezilere katılabilir misin? Geziye hiç katılmadım ama 4 dönem gözetimdeydim. Bayağı bir sıkıntıya soktu beni. Ölümden beterdi. O yüzden gözetime düşmesinler. Sıkıntı oluyor. Başka tavsiyeniz var mı yeni gelecek arkadaşlara? Kulüplerin hepsine girsinler. Tüm kulüp WhatsApp gruplarına. İlk etkinliklerine kesin gitsinler. Hepsini sessiz alıp çıkıyorlar. O yüzden İlk haftalarda kulüp şenliği çok güzel oluyor. Kesin katılsınlar ona. Aynen. Hazırlıklara hani gidecek arkadaşlar da gelsinler buraya. Çünkü evet. Kulüpler bütün yani en iyi özelliklerden bir tanesi kendilerini geliştirmeleri. Evet. Sosyal çevre yapmaları evet. Falan. Hazırlığı ilk önce ciddiye alsınlar bence. Ya ben ciddiye almadım. Şu an kalacağım gibi hazırlıktan. Aynen. O yüzden ciddiye alsınlar bence. Aynen. Yani çalışsınlar. Eylül'de mi geçmeyi planlıyoruz? Onda da geçmeyi planlamıyorum. Ben ocağa kaldığım gibi. Anladım. Süper irregular olur olma yolunda. Evet. Sizin verebileceğiniz tavsiye var mı? Aynısı. Bence yurtlara kesinlikle güvenmesinler. Kendilerine kalacak bir yer hemen ayarlasınlar. Anladım. Evet, o biraz sıkıntılı oluyor diyorduk. Anladım. Tamamdır. Kolay gelsin size açıkta olma yolunda. Derya, şehir bölge planlamadan mezun oldum. 2021 yılında mezun oldum. Şu an çalışıyorum. Neyse, İTÜ'ye özellikle şehir bölge planlamaya gelecek arkadaşlar varsa çok çalışacaklarını önceden bilmelerini tavsiye ederim. Uykusuz çok kalınacak. Ama mesleğinizi seveceksiniz. Yani ben çok seviyorum. O yüzden benim için hiçbir zaman sorun olmuyordu. Uykusuzluğu vesaire. Bence çok güzel atlatabiliyorsunuz. Peki şehir bölge planlamayı Türkiye güzeli çıkarıyor diyorlar. Doğru mu? Estağfurullah. Bu konu hakkında düşünceniz var mı? Bölümünüz... Öyle biri vardı değil mi? Evet. Onu bilmiyorum. Anladım. Onu bilmiyorum. Size denk gelmemiştim o zaman. Yok vallahi denk gelmedi. Öyle. Sanatla çok... işte Erasmus'a gitme konusu var. Zaten gitsinler. Sanatla çok iç içe olacaklar. O yüzden ben bölümümü de seviyordum. Hala da seviyorum da. Öyle. Anladım. Çok çalışacak haber. Öncelikle kendinizi tanıtayım. Nereden bu? İsim soy isim? Hayır, isim soy isim bölüm falan. Yani Özgür Varlı, endüstriyel tasarım okuyorum. Endüstri ürünleri tasarımı. Kaçıncı sınıf? 3. sınıfa geçtim. 3. sınıf. Bayağı sizin tecrübeniz vardır yani. Verebileceğiniz tavsiye. Evet. Olur. Gelenlere mi? Gelmek gelmek isteyenlere veya gelenlere. Yeni geleceklere. Yani bilmiyorum şu an. Kararsız kaldım. Heyecan yaptım. Nasıl bir tavsiye verebilirim diye düşünüyorum. Ya her şey olabilir. Hazırlık hakkında olabilir, okul hakkında olabilir. Okulda yapılması gerekenler olabilir. Okulda yapılması gereken... Ya şimdi kulüp reklamı yapayım mı bilmiyorum da. Patlat hadi. Patlat. Yani... Neyse bunu da sormadan da yapmışım zaten. Kulüplere katılsınlar. Aynen, bence de kulüplere katılmalılar. Ben hazırlıkla ilgili bir tavsiye verebilirim. Evet. Kesinlikle ilk dönem geçebiliyorlarsa geçsinler. İkinci dönemi hiç bırakmasınlar. Sonra tutuşabilirler.
Onun dışında sizin isminiz neydi? Ben Doğukan, metalurji malzeme öğrencisiyim. Hazırlıktayım daha. Geçeceğim inşallah. İnşallah. Kampüs içi hayatta da o hazırlık okusunlar ama ilk dönemde geçsinler işte dediğim gibi. Kampüs içine de bol bol langırt oynasınlar. Medle takılsınlar. Çok da kalabalık olmasına gerek yok ama Fenerli liseler bizimle takılabilirler. Fenerbahçeli liseler. Üniversite ve Fenerbahçeliler Birliği kulübündeyiz. Kanser olma oranı kaç kulübü? Çok. Ama eğlendiğimiz için ortam güzel ama. Aynen. Ortamı aile ortamı başlıyor. Evet. Peki maç izlerken ağlayan çok oluyor mu? Kaybedilen maçlarda sonra. Kimimiz bile oluyor. Geçen gün maçta ölüyordum mesela. Ümraniye maçında. Ambulansla hastaneye gittik. Oluyor arada oluyor öyle de tuzu biberi bunlar. Valencia'ya küfrediyor musunuz? Evet, evet. Gol atsın diye. İstediğimizden değil de gol atsın diye. Aynen. Başka hiçbir şey amacımız yok. Başka şekilde çalışıyor. Evet. Sizin verebileceğiniz tavsiye var mı? Yok, yani kulüplere katılsınlar. Tamam. Çok net oldu. Tamam. Gökçe ben. Gökçe. Çevre mühendisliği okuyorum. Kaçıncı sınıf? Çok sınıf. Şey, bayağıdır okuyorum. O yüzden iyi tavsiye verebileceğimi düşünüyorum. Evet. Bu okul gerçekten çok güzel. Biraz önce de arkadaşlarla konuşuyorduk. Hiçbir şey kazanamazsınız mühendislik adına. Bir çevre kazanırsınız, networkinginiz olur, bir şeyleri böyle debate edersiniz, bir şey katarsınız kendinize. İletişim olabilir ya da başka bir şey olabilir. Kulüpler var, çok önemli. İTÜ Blockchain'deyiz biz de. Bekleriz hepinizi gerçekten. Orada çok güzel işler yapıyoruz. Yine başka takımlar da var. Çok aktif olabileceğiniz bir okul ve istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir okul. Tavsiye ediyoruz. Gülistan. Diyeceğim her şey dedim, evet. Sen bayağı... O da fizik aktif... mühendisliği, onu yani, seçmeyin. Fizik mühendisliği ikinci sınıfımdı ben de. Çalışmak önemli, yani tek akademik anlamda değil, her alanda kendinizi geliştirmek, evet. Önemli bir önemli açıdan sağlayan bir okul burası. O yüzden gelilebilir bir şey. Bizim bütün arkadaşlar fizik mühendisliği yazılıma kayıyor diyorlar, doğru mu? Maalesef değil mi? Bayağı doğru. Ben bölüme gelmeden önce yazılım yapmayacağım, ben fizik okuyacağım diye geldim ama yazılıma kayıyorum. Hani kayıyoruz, kayıyorum. Mecburi biraz. Ülkedeki durumlardan dolayı. Einstein olmaya gelip Bill Gates olup çıkacağız galiba. Evet evet, hepimiz öyle direkt hani HTML nedir diyerek başlıyoruz şu an. Anladım. Öncelikle kulüplere kaydolsunlar kesinlikle ama sadece kaydolmak için kaydolmayın. Yani illaki sevdiğiniz bir şey çıkacaktır. Biraz sabırlı olun. Onun dışında bölüm arkadaşlarınızla tanışın. Yani bölümden kopuk olmayın. Üçüncü de bulamadım üçüncü. Bu ikisi değerli ama yeterince yeterli bence. Rica ederim. Sizin var mı şey yapabileceğiniz tavsiyeniz? Benim yeni tavsiyem. Yeni Öncelikle kendisi tanıtabilirsiniz. Hakan Yeşilyurt ben. Kontrol Otomasyon Mühendisliği mezunuyum artık. Yeni mezun oldum. Şey önerebilirim. İlk sene derslerine odaklanabilirler. Ama daha sonrasında bu proje takımları var. Onlara katılabilirler. Aynı zamanda arkadaşım da bahsettiği gibi kulüplere katılabilirler. Ve ben kampüsümüzü çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kampüsümüzü çok güzel bir şekilde kullanabilirler. Mesela basket sahalarımız var, tenis sahalarımız var. Onları kullanabilirler. Yani bu şekilde çok iyi değerlendirmelerini ben tavsiye ediyorum. O şekilde özetleyebilirim. Laboratuvarlarımız falan var. Ben Kardelen Topal, kimya bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Kampüsü gerçekten güzel kullansınlar. Sadece basket sahaları değil, her yeri çok güzel. Gölete gitsinler, geçsinler yani, her yeri kocaman kampüs. Hocalarla biraz iletişimde kalın, onlar sizi çok güzel yönlendirecek. Üçüncü olarak da ben de kulübü söyleyebilirim ama kulüpte ilerleyin arkadaşımla dediği gibi. Bu kadar. YK olun. YK olun. Biraz zorlu olur ama YK olun. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ben İrem. Ben de Şila. Ne okuyorsunuz? Ben matematik okuyorum. Mühendisliği galiba. Evet. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Yani birinci sınıf bitti. Ama bölümün adını gerçekten aynı. Ben biraz gıcık etmek için insanlara öyle diyorum. Hep matematik mühendisi, kimya mühendisi dedi. De şey temel yapıyorlar. Bilimler vardır yani. Temel bilimler de vardır o yüzden. Temel bilimler de vardır. O yüzden. Tamam. Ben de moleküler biyoloji genetik okuyorum. Siz de mi bilimsiniz? İkiye geçtim ben de. Eylül ben bu arada. Ya regularım da işte o konular biraz karışık yani. Bir anda 60'a falan şey düşürdüler ya, o yüzden. İkinci döneme geçiyoruz. 2.7 diye tanımlıyorum. 2.7. Not ortalaması gibi. Gelenleri anladım. Siz ne okuyordunuz? Ben de moleküler biyoloji, genetik okuyorum. Aynen. İkinci sınıf. İkinci sınıf, ikinci döneme geçiyorum. Tamamdır. Verebileceğiniz tavsiyeler neler?
bitiyor da. Peçete taşıyın yanınızda. Tuvaletlerde peçete olmayabiliyor. 10 numara tavsiye var. Ona dikkat etmek lazım. Yani başka? Ya benim şimdi bence ilk haftadan böyle çok şeye kapılmasınlar böyle. Bir anda o akıma geldi. Mette olduğumuz için herkes birbirle tanışıyor falan. Evet. Bir anda böyle yani biliyorum. Bir anda her şeylerini anlatmasınlar. Arkadaşlık şeyleri hepsi evet. Çok yani bir hafta falan sürüyor o evet. Şeyler. Onun dışında dersler hakkında bence havuz derslerini önemsesinler. Çünkü mesela şu an ben yaz okulunda tekrar aldım yükseltmeye ve böyle artık keşke diyorum yüksek verseymişim. Bu bence iyi bir tavsiye olabilir yani. Evet. Gelmiyor. Var mı? Gelmiyor. Ha bir de bence sanat kulüpleri, spor kulüplerine falan katılsınlar. Evet. Orada zaten kaliteli insanlarla tanışırlar. Seçmelileri alabilirler. Ne? Seçmelilerle. Aa evet. Seçmeli. Sosyoloji falan alınca mesela çok yani kafa yapın uydu insanlarla çok rahat kaynaşabiliyorsun. O güzel. Kulüpleri önemsesinler. Aynen. Evet. Kulüp. Sonra dümdüz ben mühendis olacağım kafasıyla ilerlemesinler yani. Mühendissin tamam not ortalaman yüksek ama sen kendine ne kattın yani. O yüzden ben de antropoloji almıştım. İtalyanca falan almıştım yani. İtalyanca'yı nasıl alıyorsunuz? Bu arada kalmıyor musunuz? Aa nasıl aldım biliyor musun? Şimdi AdDrop'un son cuma günü böyle son saatleri. Bir baktım kişi var, bir kişilik boşluk var. Hatta ben irregular olduğum ilk dönem aldım. Yani o yüzden alamayacağım diye düşünmeyin. Alın. Bu kadar. Deneyin. Siteyi sürekli yeniliyorum. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman. Gerçekten mi? Evet. Çok sağ olun. Sizi çok biliyorum yüzünüzü. Gerçekten yani, çok teşekkürler. Digital biz. Aynen digital biz. Bayağı tamam. Falan takip ederseniz teşekkür ederim. Aa Sude'yi tanıyor musunuz? Evet, ha tamam okey. O yüzden. Bir de Taha da selam. Evet Taha da bizim bölümden. Tamam. Tamamdır. Takip ederseniz. Ben Ali Alıcıoğlu, İTÜ Gemi İnşaatı mezunuyum. Aynı zamanda metalürji malzemeyle çap yapıyorum. Hı. Arkadaşlar yapacağınız ilk iş şu. Direkt hani çap yapın abi, şeyden faydalanırsınız. Öğrencilikten devam edersiniz, akbil kullanırsınız. Ne kadar yurt dışı şey programı varsa hepsini yapıştırın. Hani odur budur bakmayın. Ne kadar yurt dışı programı varsa hepsini yapıştırın. Bu stajlar onlar bunlar hepsini yurt dışına kaydırın. Sonra kurtulur inşallah yani. Konu değil. Şey, merhaba. İTÜ'ye yeni gelen arkadaşlar arayabileceğiniz tavsiyeler varsa onları almak istemiştik. Yeni yerleşti kardeşim. Donut Tutku. Kardeşim Tutku'dan tavsiyesi verebilirsin. Gelmeyin İTÜ'ye diyebilirim. Aynen İTÜ'ye gelin. Ama İTÜ güzel bir okul ama gerçekten. Okul hayatınızı mahvetmek istiyorsanız tam olarak bu metnimiz var. Takılmaya devam edin. Evet. Doğru bu arada. Benim hayatım bu şekilde yanıyor şu an. Peki burada böyle oturmaya başladıkça ortalamam 5-5 azalıyormuş böyle 0-5-0-5. Bu arada 0-5 olarak azalmıyor 1-1 azalıyor böyle direkt bizim ortalamalar şu an 1 yani. Gözetim listesi var mı? Gözetim listesi tüm medde oturanlar herkes gözetimde. Herkesin sıradan böyle ismini alabilirsiniz. Sizin ismin neydi? Bu şekilde. Şevval Yıldırım merhabalar. Gözetimdeyim evet arkadaşlar. Cevher Arızlama 2. sınıfa geçtik. Ama sorun kaç tane dersten geçtik, kaç kredi verdik? Ben söyleyeyim ne siz sorun. Şey, FBI'ye aranıyoruz. Bence bu kadar röportaj yeter. Tamam. Yeni gelenler beni burada bulabilir. Her türlü ortama sokulur. Yani aradığınız yer şu sigara içilen kısım Langırtlar'dayım. Bekliyorum arkadaşlar. Bol şanslar İTÜ'de. Sizin var mı tavsiyeniz? Valla arkadaşlara katılıyorum. Zaten aynı bölümdeyiz. Ek bir şey çok söyleyemeyeceğim. Yeterli. Yeterli. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk geldiklerinde bence kendilerine mutlaka bir amaç edinmeleri gerekiyor. Yani İTÜ'ye gelip de hazırlık sınıfında okurken bile hani sadece Netflix arkadaşlarla evet. Gezme değil en azından kampüse gelip hani okuyacakları fakültenin içerisindeki hocalarla bir iletişim kurmaları. Evet. Yani birinci sınıfa, ikinci sınıfa başlamadan ki birinci sınıf, ikinci sınıf havuz evet. Dersleri genelde. 3-4'te bizim dersiniz başlıyor. Onlardan çok daha önce yapacakları şeyleri planlamalarını öneririm. Doktora veya yüksek lisans düşünüyorlarsa onları da çok çok daha önceden düşünmeleri. İTÜ tavsiyesi çok kariyer tavsiyesi oldu. Evet kariyer tavsiyesi oldu. Yani eğlence için evet. Benden daha iyi tavsiye verecek insanlar var mutlaka. Tamamdır çok teşekkür ederim. Sizin tavsiyeniz?
Ben şey diyebilirim. Ben Melek, 2020 girişliyim. Matematik mühendisliğinde okuyorum. Kendilerine ait oldukları yeri bulsunlar bence. Özellikle kulüplerle falan. Çünkü ben lisedeyken sürekli şey diye düşünürdüm. Hani benim gibi düşünen insanlar etrafımda yok. Ama aslında var yani. Özellikle de İTÜ'de 40 bin kişilik bir okuldayken eğlence açısından da öyle. Genel olarak böyle dünya görüşleri açısından da öyle. Bol bol kulüplere katılsınlar. Hani her kulübe katılsınlar. Her kulübün WhatsApp grubunda olsunlar. Evet. Orada zaten ait oldukları yeri bulurlar. Öyle. Ve hoş geldiniz. Onu da söyleyeyim. Siz bu arada kendinizi tanıtmadınız. Gel size tanıtmadınız. Evet, ben Furkan Özlen. Metalürji Malzeme Sınıfı 1. sınıfı. Metalürji Malzeme Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yani irregular olmalarını tavsiye ediyorum. İsminiz neydi öncelikle? Sude. Sude. Ne okuyorsun? Gıda mühendisliği. Kaçıncı sınıf? 2'ye geçtim. Medde çok takılmasınlar. Medde çok takıldıkça kalabalık. Ortalama böyle düşüyormuş. Düşüyor. Bu kadar. Ben kovanda tavsiye etmiyorum. Kovanda tavsiye etmiyorum. Kovanda ders çalışılmıyor mu? Ben çalışamıyorum. Kütüphane, anca kütüphane yani. Sizin isminiz neydi? Mina bende. Siz ne okuyordunuz? Ben de gıda mühendisliği. Gıda mühendisliği. İkinci sınıf. Evet, ikiye geçtim. Tamam. Yok mu siz başlarsınız? Yani ilk yıl eğlensinler, tadını çıkarsınlar. Sonra da zaten istemeden ders çalışacaklar. Evet. Sizin var mı bir tavsiyeniz? Yok, çok teşekkür ederim. Bugün arka... İTÜ'deki öğrencilere neleri tavsiye edebileceklerini sorduk. Bununla ilgili son olarak ben de tavsiyeler vermek istiyorum. Öncelikle bence bazı arkadaşlarımız aksine kesinlikle irregular olun. Çünkü irregular olmak hem döneme direkt başlamamanızı hem de böyle bir dönem öncesinden ders almanıza imkan sağlıyor. Hani bu da biraz olsun birinci sınıf programınızı boşaltıyor. Çünkü birinci sınıf genellikle çok ağır oluyor. Yani çok fazla dersiniz oluyor. Hani ilk dönemde böyle direkt başlamak yerine irregular olup azar azar başlayabilirsiniz. Bir de kendiniz programınızı belirleyeceğiniz için daha kolay dersler seçip daha kolay başlangıç yapabilirsiniz. Hani çünkü hazırlıkta okula gitmek zorunda olduğunuz için irregular olup az ders alınca hani daha az okula gidip daha çok eğlenmeye de vakitiniz oluyor. Hem de bir şekilde ders almaya başlamış oluyorsunuz. Hem de irregular olanların da ortalamaları daha yüksek başlıyor. İlk bunu tavsiye ederim. Onun dışında proficiency notumuzu ve ortalamamızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla kişi İTÜ'den Erasmus'a gidebiliyor. Burada proficiency ve not ortalamanızın da Erasmus için çok önemli var. Bu da önemli. En önemlilerinden biri de kulüplere katılın arkadaşlar. Bizim kulübümüzde olduğu içeri geçtirme kulübünün olduğu gibi kulüplere katılın. Olabildiğince kulüplerle sosyalleşin. Çok fazla arkadaşlar edebilirsiniz. Bu da sizin yani sosyal ayağınızı bölüm haricinde kulüplerden de çok büyük arkadaş, çok yakın arkadaşlar edebilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında hani olabildiğince kampüse takılmaya çalışın. Hani kampüse takıldıkça sıkılmazsınız. Hem eğlenirsiniz, hem kendinize bir şeyler katarsınız, hem insanlarla sosyalleşirsiniz. Hani çünkü burada oluşturacağınız çevre ileride siz işe girdiğinizde, çevre kurduğunuzda hani bu tarz şeyler hem iş bulmanıza hem beraber insanlar çalışmanıza işe yarar. Bunu da tavsiye ederim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.